Şimdi normal olarak yani söylemek istesem kesin olarak yılı söyleyemem. Yalnız 3 kuşaktır bu işi yapıyoruz Sayın Erzurum halkına ve Türkiye'ye ve bütün dünyaya yani imalatımızı ulaştırabiliyoruz. Biz burada kadayıf imalatı yapıyoruz. Kendi dedemizden kalan şekilde biz biraz daha geliştirerek kadayıf imalatı ve lavaş ekmek yapıyoruz. Hem bir yerde yani paramızı kazanırken bir yerden de yani kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatımızı icra ediyoruz. İyi bir kadayıf en önce bizim şimdi bu taş fırın veya hani çeşitli isimlerini verdikleri ama bizim dediğimiz tertemiz, katkısız, yalnız un ve suyla yapılarak meydana gelen kadayıf yapıyoruz biz. Şimdi bizim imalat başlı başına bir sanattır yani. Bu kadayıfın telinin inceliği kadar bunun da inceliği vardır. Ununun farklılığı yani ununun bir gün, iki gün veya 15 gün evvel gelmesinden tutun da imalatta burada bu soğutma, bu ambalajlama, kutulama deriz biz. Bunda hepsinde kadayıfın kalitesinde rol oynayan etkenler olur. Bunda asıl sorun kadayıfın hamurundadır. İyi bir kadayıfın çıkabilmesi için önce kaliteli bir un, yanında çok güzel ustalıkla yapılmış bir hamur. Ondan sonra bu yapılan, ortaya gelen bu güzel hamuru bu tepside imalatını yapabilecek olan arkadaşımız ve buradan sonraki servise sunacak arkadaşlarımız. Kadayıf dolması Erzurum'a has bir tatlı. Eskiden sultanların sofralarında olan Osmanlı'dan gelen bir tatlımız. Ama bu 10 sene önce sadece evlerde yapılan bir tatlıydı. Ramazan ayında her evde olmazsa olmaz tatlılardan bir tanesi kadayıf dolması. Ama biz son 12-13 senedir biz bunu şeklini değiştirdik. Eskiden kalın sararlardı. Şerbet de sulu olurdu. Biz bunun şeklini balını değiştirdik. Hem tanıtımını hem ticaretini yaptık. Şu anda 365 gün yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafına da yolluyoruz kadayıf dolmasını. İnternet adresimiz var. Bize ulaşıyorlar. kadayifçimuammerusta.com.tr adresinden. İsteyen herkese bugün siparişi veriyorlar. 2 gün sonra kadayıfı afiyetle yiyorlar. Bu kadayıf ham maddesi unla su karıştırıyorsun. Karıştırdıktan sonra bunu su haline getiriyorsunuz. Yani ondan sonra tepsinin üzerinde altında ateş yanıyor. Bakır tepsinin üzerinde döküyorsun. Pişiyor. Piştikten sonra topluyorsun. Bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra da cevizi içine koyuyorsunuz. Şöyle. Yaprak sarma sarar gibi sarıyorsunuz. Sardıktan sonra yumurtaya, çırpılmış yumurtaya batırıp ayçiçek yağında kızartıyorsunuz. Kızarttıktan sonra şerbet atıyorsunuz, 5 dakika bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra servise sunuyorsunuz. Bunun sıcağının bir tadı var, onu burada yemek mümkün. Ama soğuduktan sonra da bunu şehir dışına yolluyoruz, 10 günde garanti veriyoruz. Hiçbir sıkıntı da çıkmıyor, bozulma da olmuyor.
Mesela bu cevizle yapıyoruz biz. Fındıkla da olur, bademle de olur ama cevizin bir yağı var, bir rehası var. Yani orijinali cevizle. Ama fındıkla olmaz mı? Olur. Bademle de olur, şan fıstığıyla da olur ama orijinali cevizli olduğu için biz cevizle. Biz hepsini denedik ama cevizle güzel olduğu için cevizle yapıyoruz. Osmanlıların sofrasında bulunan tatlıymış. Yani tarihçesi biz o kadar gidebiliyoruz. Çok eski, 250-200 seneye kadar gidebiliyoruz. Ondan öncesi de büyüklerimizden öyle duydu. Erzurum'a dışarıdan gelen misafirlerimiz zaten Erzurum'a geldikleri zaman yani yiyecekleri cağ kebap, döner, kadayıf dolması. Yiyorlar, giderken de her gelen misafirimiz paket almadan gitmiyor. Erzurum denince insanların aklına kadayıf dolması geliyor. Bakırdan daha iyi bir kaliteli metal altındır. Yani en iyi kadayıf altında olur. Yani elektrikteki gibi, yani iletişimde. Ama biz ona imkanımız olmadığı için bizim için en ideal imalatta bakır kullanmamız gerekiyor. Bazen kırım falan da kullanılıyor ama bu bakırın şeyini vermez yani. Kadayıfının